Merhabalar sizlere. Daha önce ChatGPT ve Bard ile ilgili bir sunum yapmıştık. Bu sefer teknolojinin geldiği en son nokta Google Gemini. Teknolojinin hızlı gelişimi Google'ın yapay zeka konusundaki yeni hamlesi olan Gemini ile bir kez daha karşımıza çıktı. Bu sunumda Gemini'nin öne çıkan özelliklerini, gelişimlerini, potansiyel etkilerini, yararlarını, zararlarını ve tabii bunları örneklerle destekleyecek videoları göstermiş olacağız. Hemen özelliklerinden giriş yapalım. Google'ın önceki yapay zeka modellerini aşarak çoklu modaliteleri entegre eden bir yapay zeka deneyimi sunmakta Gemini. Bu model ses, görüntü, video gibi farklı veri türlerini aynı anda işleyerek kullanıcılara zengin bir etkileşim imkanını tanıyor. Özellikle dil modeli olan ChatGPT'nin ötesine geçen Gemini, Pro, Ultra Gemini ve Nano Gemini olmak üzere 3 farklı modelde piyasaya sürülecek. İlk çıkan Gemini Pro'ydu tabii. Hemen bundan giriş yapalım. Pro modelinde mevcut Google Bard'ın özelliklerinin daha gelişmiş hali. Örneğin bitki bakımı veya çocuğunuzun atıyorum fizik dersi gibi ödevlerini, karmaşık formülleri çok rahat bir şekilde ve doğru bir şekilde çözen bir yapay zeka modeli Gemini. Yine Ultra Gemini modeline baktığımızda piyasaya henüz sürülmemiş ama bu model muhtemelen 2024 sonlarına doğru sürülecek. Daha karmaşık işlere odaklanarak sizleri daha üst seviyede performans sunmayı başaran bir model. Son olarak Nano modeli. Nano modelinde de Apple ürünlerinizde ve Android için tasarlanan bu modelde henüz piyasaya sürülmediği için bu konuyla ilgili çok detaylı paylaşım yapamayacağız ama bu modelde zannedersem 2024'ün ortalarında çıkmış olacak. Hemen bunları bir tık daha geniş haliyle paylaşmak isterim. Daha sonra örneklerle destekleyeceğiz. Google, yapay zeka alanındaki rekabetini öne çıkarmak adına Gemini ile önemli bir adım attı. Ancak bu rekabetin temelinde OpenAI'nin ChatGPT modelinin çıkışı ve Google Bard'dan sonra Gemini'yi çıkarma gayesiyle hareket etti ve Google bu hamleyle yapay zeka yarışında öncü konumunu koruma ve daha ileriye taşıma hedefini gütmektedir. Peki sizce amacına ulaşmış mıdır bu model? Şöyle bir değerlendirecek olursak diğer yapay zeka modelleriyle karşılaştırdığında kesinlikle birazdan vereceğim örneklerde de anlaşılacağı üzere kesinlikle amaca ulaşmıştır noktasında hemfikir olabiliriz. Yine Cem'in Google Bard ve diğer yapay zeka modellerini geçmeyi hedeflemişti. Bu stratejik adımı teknolojik dünyasında heyecan uyandırdı ve dünya genelinde ilgiyi çekti. Bu lansman aslında çok hızlı yayınlandı. Normal şartlar altında 2024'ün ortalarına doğru yayınlanacaktı bu lansman ama çok öne çektiler. Nedenini konuşmak için henüz erken. Google'un yapay zeka hakimiyetini bu lansmanla yapmış olduğu lansmanla daha da pekiştirmek adına önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirmiş oldu. Gemini'nin çoklu modalite yeteneği sadece dil modeli olarak değil, yukarıda da bahsettiğim gibi aynı zamanda ses, görüntü ve video modellerinde aynı anda entegre ederek çalışan bir yapay zeka modeli halini aldı. Bu özellik Gemini'nin kullanıcıyla daha geniş etkileşim sağlamasını mümkün kıldı. Gemini bu çoklu modalite yeteneği sayesinde önceki yapay zeka modellerinden ciddi bir şekilde ne yapmış oldu? Ayrışmış oldu. Bu çoklu modalite yeteneği Gemini'nin bir insanla konuşur gibi ses, görüntü ve metin verilerini işleyebilmesini sağlıyor. Bu da kullanıcıya daha zengin ve doğal deneyim imkanı sunmuş oluyor. Örneğin bir kullanıcı bir resim gösterdiğinde siz hiçbir talepte bulunmadan Cem'in hemen onu algılıyor, onunla yapabileceklerinizi size anlatıyor. Bunu örneklerle destekleyeceğiz ve yorumlayabiliyor. Hatta kullanıcıya bu yüklediğiniz resimlerle ilgili konuşabiliyor, tartışabiliyor. Yine Gemini'nin etkileşim alanlarından bahsedecek olursak, Gemini'nin çoklu modalite yeteneği bir dizi farklı etkileşim alanında da kullanılabiliyor. Bunları kısaca sıralamak istiyorum. Öncelikle işin hızlı artması. Gemini iş süreçlerini hızlandırabilir ve verimliliği arttırabiliyor. Özellikle karmaşık görevlerde kullanılabilen bu model iş dünyasında kullanıcıların daha hızlı etkili kararlar
alımlarında da bizlere yardımcı oluyor ve tabii ki çalışan ve şirketlere. Yine eğitim ve öğretim alanında nasıl bir etkiye sahip oldu? Bunu da hemen kısaca anlatalım. Eğitim, öğretim süreçlerini destekleyecek, eğitim alanında etkili bir araç olacak. Örneğin öğrencilere özel dersler verme, öğrencilere karmaşık konuları anlatma, interaktif öğrenme deneyimleri sunma konularında etkin kullanılabilir bir hal almış durumda. Yine benim eleştirdiğim ve birçok insanın eleştirdiği sesli asistanlık. Bu sayede ne yazık ki birçok genel müdürün asistanları artık işsiz kalacak. Bunu şimdiden konuşmamızda yarar var. Bunu sesli asistan olarak kullanılması maalesef günlük yaşamlarda kullanıcılara çeşitli konularda yardımcı olabilecek. Aslında olumlu yanıt tabii ki de çok fazla ama dezavantajı da insanların işsiz kalması ile ilgili bir durum olduğu ne yazık ki görünmüş oluyor. Alışveriş listesi oluşturacak, hava durumunu sorgulayacak, randevu ayarlayacak, toplantı düzenleyecek, başlatacak, bitirecek gibi çeşitli işlerle de yapay zeka modeli, Gemini'nin yapay zeka modeli bu talepleri de karşılamış olacak. Sanat ve yaratıcılık anlamında Gemini yine sanatsal ve yaratıcı projelerde kullanıcılara ilham kaynağı olabilecek. Örneğin bir resmi analiz edip yorumlayabilecek, müzik yapacak, hikaye yazacak. Atıyorum herhangi bir sanatçının dilinden bana bunları anlat diyecek, şak diye anlatmaya başlayacak. Sizlere hikaye oluşturacak. Yazarlar yönüyle de böyle bir sıkıntı var maalesef. Ve yine seslendirme sanatçılarıyla ilgili maalesef sıkıntı var. Çünkü artık dublaj piyasası da bu yapay zeka modeli nedeniyle azalacak ya da yok olmaya doğru gidecek. Halbuki Türkiye'deki en güzel çalışma ortamlarından biridir dublaj yapan sanatçılar. Ve onlar bu duruma her ne kadar tepki gösterse de maalesef ellerinden bir şey gelmeyecek. Çünkü bu tip teknolojik aksiyonların önünü almak çok zor. Ve Cem'in bu işi de bitirebilme noktasına erişmiş olacak. Yine toplumsal etkileri yönüyle de devam edecek olursak Gemini'nin kullanımı bir dizi toplumsal etkiyi de beraberinde getirecek. Bunları kısaca sıralamak istiyorum. Örneğin iş alanında değişim. Gemini'nin iş süreçlerinde hız ve verimliliğin artışıyla birlikte belli sektörlerde iş gücü ihtiyacını azaltacak. İşte az önceki bahsettiğim işsizliği ve sektörel değişimleri etkileyecek nedenlerde olduğu gibi. Ve yine dil öğrenme ve iletişim konusuyla ilgili dil yetenekleri, dil öğrenme süreçlerini destekleyecek. İnsanlar Cemil ile etkileşim kurarak dil becerini geliştirecek. Hatta farklı kültürlerle bile iletişim kurma yeteneklerini arttırabilecek. Aynı zamanda burada bu noktada şuna değinmekte fayda var. Bugüne kadar Cemil ile çıkan bu yapay zeka modelinde şöyle bir durum daha oldu. Malumunuz Google Translate, Bard ve ChatGPT'nin İngilizce doğruluk oranları %60 ve %70'lerdeyken ChatGPT ile %90'a kadar ulaşmış durumda. Yine sanat ve yaratıcılık yönüyle sanatsal ve yaratıcı projelerde kullanılması yeni sanat eserleri ve yaratıcı ürünlerin ortaya çıkmasına olanak tanıyacak. Ancak bu durum aynı zamanda insan yaratıcılığının makina tarafından yerine getirilmesiyle ilgili etik sorunları da beraberinde getirecek. Şimdi bunlarla ilgili örneklerle destekleyeceğim diye videonun başına söylemiştim. Hemen ilk örnekten başlayalım. Örneğin masada bir kağıt parçası var ve bu kağıt parçasını siz konuşmadan Cemil size anlatmaya başlayacak. Kağıda bir aksiyon yaptığınızda, bir hareket çizdiğinizde ya da bir işlem yapmak istediğinizde, örneğin bir tane hayvan resminin noktalar halinde belirtip Cemil'e yüklediğinizde o hayvanı anında tespit ediyor. Çok enteresan bir şey bu. Buradan açıyorum şimdi. This is a picture of a crab. That's right. Hemen çizdi. Is this the right order? No. The correct order is Sun, Earth, Burada Saturn. Başka bir örnek veriyor. Yetenek. Üç tane görsel koyduğunuzda o görselleri sırasıyla size okuyor. Hemen yer değiştirdiğinizde, anlıyor ve tekrardan okumaya başlıyor. Böyle de enteresan bir yanı. Yine ChatGPT bir yazı ile bilgi veriyor ama Gemini'de çizim ve gerçek arasında farkı anlamak da çok mümkün. Siz ChatGPT ve Bard'ı çeşitli yöntemlerle kandırabiliyorsunuz ya da ChatGPT veya Bard bazen yanlış bilgi verebiliyor ama Gemini'de bunlar söz konusu da değil. Doğruluk oranı diğer çıkan yapay zeka modellerine göre çok daha iyi durumda. Yine yeni bir örnek verin. Bir kağıt topunu herhangi bir bardağın içine koyduğunuzda, atıyorum 4 tane bardak var. Onu hemen karıştırdığınızda Cemil hemen anlıyor kağıt şu bardağın içinde diye. Ben yine konuşmayacağım, direkt örnekten göstereceğim. Onu da şu şekilde gösteriyorum. Video yapayım. You are trying to get me to find the Kağıt paper ortada. ball under the cup.
I accept the challenge. Şimdi karıştırıyor. The cup to the left. En sola gitti. Nice. Buldu. Aslında bu çok basit bir örnek. Bunu çok daha ciddi karmaşık videolarda da tespit edebilecek bir potansiyele sahip. Yine bir örnek daha vermek istiyorum. Örneğin bir ip var. İki tane ip ya da 4-5 tane. O ipleri masaya koyduğunuzda size bu iplerle neler yapabileceğinizi, size bu iplerle yapacağınız işlerin modellerini sergiliyor, modellerini listeliyor. Yine videoda yüzeysel olarak göstereceğim. Burada da çok enteresan bir durum. Hani anneannelerimiz patik örerdi, kazak örerdi falan. Onlar normalde model almak için komşulara gider. Şunun modelini bana verir misin diye taleplerde bulunurdu. Eğer bu videoyu ve bu yapay zeka modelini anneannenizle ya da annenizle tanıştırırsanız onlar hiç artık komşuya gitmeyecek ve gidecekler. Kendi modellerini kendileri yapay zeka yöntemiyle bulacaklar. Binlerce çeşit model üretebilir. Bu örneği de şöyle göstermek istiyorum. Give me some ideas for what I could make with this. I see pink and green yarn. How about a dragon fruit? Or how about a green cake with a pink heart? Gördüğünüz gibi iple de ilgili böyle bir örnek vermiş oldum. Size son bir örnek daha paylaşmak istiyorum. Yine bir kağıda çizim yaptınız. Bu kağıda örneğin bir müzik aleti çizdiniz. Gitar diyelim. Bu gitarı çizdiğinizde direkt Cem'in yapay zeka modeli diyor ki o kağıdın üzerine gitar çizdin. Hemen o gitarın sesini size yansıtıyor. Daha sonra yanına bir amfi bağladığınızda sizi amfi ile onu destekleyecek yeni bir ses üretiyor ve elektronik gitar haline çeviriyor. Bunlarla ilgili aşamalı aşamalı sizlere bilgiler verebilen bir yapay zeka modelinden bahsediyorum burada. Yine örnekle bunu örnek videoyla destekleyeceğim. I see you're drawing a guitar. You've added an amp. Now it's an electric guitar. We can make some seriously loud music now. Given that you added drums, how about some 80s hair metal? Dil öğrenme becerilerinden bahsetmiştim. Doğruluk oranının ne kadar iyi olduğundan bahsetmiştim. Şu an açılan model sadece Cem'in Pro. Tüm ülkelerde açıldı diyebiliriz. Yaklaşık 170 ülkede, aralarında Türkiye'nin de olduğu tabii. Birçok ülkede açıldı. Daha karmaşık model olan Ultra ve telefonlarda kullanılması planlanan Nano Cem'in de 2024'ün ortalarında açılacak. Zaten Ultra seneye çıkacağı için bunu konuşmaya bile gerek yok. Görünen o ki metin, matematik, akıl yürütme ve bugüne kadar gelişen yapay zeka modellerinin en iyi konumunu almış durumda olacak. Şimdi bu videoda genel bahsettik ama bir de yararlarından ve zararlarından bir üzerinden geçmek istiyorum. Hemen yararlarından bahsedecek olursak verimliliği arttırıyor, iş kararlarını iyileştiriyor, yeni ürünler ve hizmetler geliştiriyor, yaşam kalitesini iyileştiriyor. Zaten şu ana kadar yapay zeka modellerinin insan hayatlarını nasıl etkilediğini aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz ama çok fazla zararlarından konuşulmamıştı. Ben bu videoda biraz daha zararlarına baskın bir şekilde devam etmek istiyorum. En önemli sıkıntısı öğrenme ve akıl yürütme yeteneğini ortadan kaldırıyor aslında. Bu çocuklar için ve bizim için çok büyük bir risk. Gerçekten çok büyük bir risk. Maalesef ki öğrenme ve akıl yürütme yeteneğini makinalara teslim eden bir yapay zeka modelinden bahsediyoruz. Bu çok korkunç bir durum olacağı şimdiden belli. Yine işsizlik konusu, manuel olarak yapılması zaman alan ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirecek işsizliğe neden olacak. Örneğin üretim hatlarındaki denetimi, müşteri hizmetlerini ve finansal işlemlerdeki otomatikleştirmek için kullanılacak bir sistem bu. Bu sektörde de çalışan insanların da işlerini kaybetmesine neden olacak ve yine başka bir zararı eşitsizlik. Eşitsizlik yönüyle de zengin ve yoksul arasındaki eşitsizliği arttıracak. Buna da bir örnek verelim. Yeni ürünler ve hizmetler geliştirmek için kullanılacak. Bu yeni ürünlere ve hizmetlere erişim olan zenginler için fayda sağlayacak ama yeni ürünlere ve hizmetlere erişimi olmayan yoksullar için bir dezavantaj yaratacak gibi duruyor. Yine özgürlüğün kaybedilmesi, insanların özgürlüğünü kısıtlamak için kullanılacak. Örneğin gözetlemek, fişlemek ve baskı yapmak için kullanılabilecek bir yapay zeka modeli. Bu insanların kendi başlarına düşünme ve hareket etme özgürlüğünü de kısıtlayacak. Ve yine zararlarından bir tanesinden ve son zararından bahsedeyim. Ya birçok zararı vardır. Ben en önemli 4 ya da 5 zararından bahsetmiş olacağım. Yıkıcı bir silah olarak kullanılacak. Bu da örneğin savaş makinalarını kontrol etmek için
kullanılabilecek bu büyük ölçekli ölüm ve yıkıma yol açabileceği öngörülüyor. Genel olarak yapay zeka alanında önemli bir gelişimi temsil ederken Gemini, kullanımının getirdiği avantajlar ve beraberinde getirebileceği riskler dikkatle değerlendirilmelidir. Bu modelin iş, eğitim, sanat ve diğer alanlarda kullanılması toplumsal değişimlere yol açacak. Ancak bu değişimin etik çerçevede değerlendirilmesi ve yapay zekanın insan hayatına olumlu bir şekilde entegre edilmesi çok önemlidir. Yapay zekanın toplum üzerindeki etkileri, gelecekteki teknolojik gelişmeleri şekillendirecek önemli bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.